Cezaevlerinde işkence, kötü muamele, hukuka aykırılıklar, keyfi muameleler, sağlığa erişimden tutalım, sosyal dış dünya ile iletişime kadar birçok engelleme ve yasaklamalar yaşanıyor maalesef ki. Türkiye cezaevleri tarihi, Türkiye politik tarihiyle paralel yürüyen bir geçmişe ve tarihe sahip. Bu geçmiş hem hukuki düzenlemeler açısından paralel bir biçimde yürüyor, hem de politik uygulamalar, vapuslara yaklaşımlar konusunda paralellik sağlanıyor. Bilhassa 99'da Sayın Öcalan'ın komple Türkiye'ye getirilişinden sonra İmralı'da kurgulanan tecrit sistemi, işkence sistemini meşrulaştırmak için hem kanuni düzenlemeler hem de İmralı cezaevlerini diğer cezaevlere yaygınlaştırmaya çalışan bir politik akıl var. Bu akıl şu anki İmralı'da yaşanılan 26 yılı aşkın süredir tecrit ve izolasyon işkence sisteminin başka versiyonlarını türlü türlü diğer cezaevleriyle uygulamakta. Tekli odalara geçiş sistemi, izolasyon, tek başına tutulma, keyfi disiplin cezalarının verilmesi, yine dış dünya ile iletişimlerde ziyaret yasaklarının gittikçe artması, sağlığa erişim konusunda bilhassa hasta mahpusların yaşadığı sorunlardan tutalım. En ufak bir hastane sevkinin bile zorluk çıkarılması, ağız içi arama, çıplak arama, cezaevlerinden hastaneye götürülenki süreçlerden yaşanılan işte kelepçeli muayene, yani bir bütünen cezaevlerinde yürütülen politika tıpkı İmralı'da Sayın Öcalan'ın iradesinin teslim alınıp kendisinin politik olarak o ruhunu, o maneviyatını nasıl yok etmeye dönükse, diğer cezaevlerinde de aslında hem ikinci bir cezalandırma yöntemi olarak uygulanıyor, hem de bir teslimiyet ve umutsuzluk politikası yürütülüyor. Ve şu an biz daha çok politik tutsaklar üzerinden bu durumu çoğunlukla ele alıyoruz ama cezaevinde bir bütünen diğer ceza alan kişiler açısından da, diğer tutsak tutuklu ve hükümler açısından da durum maalesef ki öyle. Türkiye cezaevlerinde olan durum insan haklarından uzak, insani koşullardan, vicdani ahlaki koşullardan uzak, politik, siyasi, keyfi bir sistem olarak ifade edebiliriz. Türkiye ve Kürdistan cezaevlerinde birçok engelleme, sorun, hak ihlali var. Ancak bunların başlıcaları İmralı'daki tecridi tabii ki kesinlikle es geçmeden, kökenini ve kaynağını gözeterek ifade edersek, hasta mahpuslar yıllardır süre gelen, artık bir vicdani mesele olmaktan çıkmış, kronik bir sorun haline gelen bir mesele. Hasta mahpuslarda da devletin yaklaşımı bilhassa politik mahpuslara dönük olarak tahliye etmeme, hastane seklerini geciktirme, sağlığa erişim noktasında ki ağız içi, kelepçeli muayene meselelerinden dolayı kişinin tedaviye erişimini engelleme veyahut teşhis süreçlerini geciktirme, tedavi süreçlerini geciktirme ve özellikle infaz kanununda yer alan işte hastalık sebebiyle erteleme ya da infaza ara verme meselelerinin politik mahpuslar açısından her ne kadar hukuki ve sağlık durumu uygun olsa da Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın toplum için tehlikeli kavramı üzerinden aslında istedikleri politik mahpusları tahliye etmemeye dönük bir mesele var. Yani iki türlü ele alabilir bu meseleyi. Bir, Adli Tıp Kurumu'nun zorunlu bir mekanizma olarak her seferinde önümüze çıkarılması. Örneğin %92 engelli. Devlet Hastanesi'nden %92 engelli raporu var. Tam teşekküllü araştırma hastanesinden var. Ama Adli Tıp Kurumu'na gidip o raporun onaylanması gerekiyor hukuken. Adli Tıp Kurumu bu raporu onaylamadığında cezaevinde kalabilir dediğinde zaten o mahpus çıkamıyor. Ya da kalamaz dediğinde bu sefer de savcılığın bir araştırmasına takılıp bir de savcılıktan geçirilmiş olması gerekiyor. Biz bunu yıllardır bizden önceki partimizin geçmiş gelenekleri, insan hakları kurumları, hukuk kurumları söylüyor. Öncelikle Adli Tıp Kurumu artık politikleşmiş, siyasi karar veren bir mekanizma haline geldiği için tek merci olmaktan çıkmalı. Cumhuriyet Başsavcılıklarının yapmış olduğu bu toplum için tehlikeli tartışması ortadan kaldırılmalı. Hasta mahpuslar amasız, fakatsız, sağlık durumları sadece gözetilerek tahliye edilmelidir. Ama devlet çoğu zaman geçmiş dönemlerde çözüm süreçlerinde bilhassa bunu bir pazarlık konusu etmek, bir şantaj aracı olarak kullanmak ya da bu eziyet üzerinden toplumu bir kabule ve bir teslimiyete dayatmak için bir algı ve bir özel savaş yöntemi olarak, bir algı yöntemi olarak maalesef ki kullanıyor. Şöyle bir algı, bir örnek vereceğim. Mesela çok Abdülhalim Kaya ya da işte Makbule Özel ya da işte İsmail Tanboğa ya da şimdi çokça gündem olan Abdülkadir Kuday. Hasta, yatalak, yatağından kalkamıyor.
kendisine ve topluma herhangi bir faydası ve zararı olmayacak, kendi bakımından bile yapmaktan imtina edecek birisi, devlet bu kişiyi toplum için tehlikeli diye bırakmıyor. Ve dışarıda aile ve toplum şöyle gözetiyor. Öylesi bir insana bile vicdani, ahlak, hukuktan bu kadar uzaklaşmış bir devlet bana neler yapmaz ki? Üzerinden bir algı yönetimi üzerinden yürüyor. Çünkü bir devletin şu an yürütmüş olduğu meseleyi hukuksuzluk, savaş politikası, soykırım birçok şey söyleyebiliriz. Ama şu an devletin en çok yapmak istediği mesele toplum içerisinde o mücadele azmini, mücadele ruhunu ve umut olarak ifade ettiğimiz o ruhu ortadan kaldırmak. Bunu da toplumun en hassas, en vicdani, en herkesin siyaset üstü görebileceği hasta mahpuslar üzerinden de maalesef ki bunu yapıyor. Bu çok tehlikeli, çok vicdani olmayan ama maalesef ki devletin yıllardır ısrar ettiği bir mesele. 2023'te 42 kişi cezaevinde yaşamını yitirdi. Şu an 2024'teyiz. Şu ana kadar 23 tane cezaevlerinde ölüm var. Bunların kimisi şüpheli ölüm, kimisi hasta mahpusların ölümü. Biz buna siyasi cinayet diyoruz. Hani çoğu zaman bunu ifade ediyoruz. Belki uzun uzadıya konuşmak lazım ama bunlar devletin politikasından kaynaklı olarak yaşamını yitirdikleri için aslında birer cinayet. Çünkü mesela bakın Şakir Turan, Adli Tıp Kurumu cezaevinde kalabilir dedi, 15 gün sonra yaşamını yitirdi. Bakın cezaevinde kalabilir raporu verip çok kısa süre sonra hayatını kaybedenler var. Ya da kalamaz deyip tahliye edilip bir hafta, 10 gün, 20 gün, 30 gün sonra yaşamını yitirenler var. Bunlar tesadüfi, olağan görebileceğimiz meseleler değil. Devletin hasta mahpuslar üzerinden politik olarak fayda sağlamak ya da bu yürütmüş olduğu politikadan vazgeçmesi için mecliste de dışarıda da hukuk kurumlarıyla, insan hakları kurumlarıyla yürütmüş olduğumuz mücadele sürüyor. Şimdi politik mahpusların denetimli serbestlikten faydalandırılmadığını artık herkes biliyor. Ancak denetimli serbestlikten faydalandırılmasa bile koşullu salıverme tarihi geldiğinde tutsaklar çıkabiliyordu. Bunun da önünü almak adına 2021'de İdari Gözlem Kurulları Yönetmeliği çıkarıldı. Ve bu yönetmelikte koşullu salıverme süresi gelen kişilerin doğrudan, yani otomatik olarak tahliyesi değil, bu kuruldan geçirerek kurulun iyi halli olup olmadığına dair bir değerlendirme yapması gerektiren bir sistem getirildi. Bu kurullar ilk getirildiğinde de çokça tartışıldı. Bu kurullar objektif davranacak mı, tarafsız karar verecek mi, neye göre karar verecek, politik mahpuslarla ilgili bu bir risk ve tehlikedir diye ilk süreçten beri tartışılıyordu ve kurulduğu andan itibaren bu risk olarak görülen meseleler maalesef ki gerçeğe dönüştü. Şöyle ki şu an birçok cezaevinde artık böyle sembolleşen bazı cezaevleri var. Sincan, Bolu, Karabük gibi. Ceza süresi bitmiş. Denetimli serbestlikten yararlandırılmamış. Zaten bir sene fazladan yatmış. Koşullu salıverme tarihi gelmiş. Kaldı ki zaten politik mahpuslar 4'te 3 yatıyor. Normal diğer infazlardan zaten ağır bir cezaevinde kalma süreleri var. Ağır bir süreç yaşıyorlar. Bu durum geldiğinde de kurullar iyi hali olmadığına karar verilerek 3 ay, 4 ay, 6 ay bazen 1 yıla kadar kişinin koşullu salıverme süresini erteliyor. Ya da mahpusların deyimiyle özgürlüğünü gasp ediyor. Ve bu kararları verilirken bir objektif kriter yok. Kurul savcıdan, cezaevi idaresinden, işte cezaevinde o süreci yürüten işte eğitim biriminden, psikolog biriminden, işte sosyal çalışmacı hepsinin yer aldığı bir kuruldan oluşuyor. Ve oradaki kurul çoğu zaman biz şunu gördük, savcı ne dese o oluyor, müdür ne dese o oluyor. Öyle objektif karar veren bir kurul teşekkülü de söz konusu yok. Ve kurula çıkanlar tamamen siyasi görüşlerini, ifade özgürlüğü kapsamındaki ifadelerini cevaplandıracak şekilde onları tahrik eden sorular yahut pişmanlık dayatması diye ifade ettiğimiz, pişman mısın, dışarı çıktığında ne yapacaksın, işte Öcalan hakkında ne düşünüyorsun, PKK hakkında ne düşünüyorsun, dışarı çıktığında demli vekiller seni ziyarete gelirse onları karşılayacak mısın, ya da işte buna benzer hem politik olarak aslında tahliye ile alakası olmayan sorular tamamen negatif bir etki almak ya da tahliyesi yakın olan insanlar için ertelemek için disiplin cezası, keyfi cisim cezası uygulamaları var. Çıkma mesela 1,5-2 yıl boyunca hiçbir problem yok. Tahliyesine 1 ay kala disiplin soruşturması başlatıyor. Çok basit, keyfi bir meseleden. Ya da kurul kararları bazı cezaevlerinde çok kitap okuması için tahliyesini ertelerken bazı cezaevleri hiç kitap okumadığı için erteliyor. Ya da sürgün etmiş götürmüş Bolu'ya, aile Şırnak'ta ya da götürmüş İstanbul'a, aile Şırnak'ta. Aileyle yeterince iletişime geçmediği için koşullu salıvermesini yok. Ama zaten aile Şırnak'ta, sen götürmüşsün oraya. Hani senden kaynaklı bir mesele. Bunun gibi birçok gerekçe söyleyebiliriz. Özetle kurullar
artık bir eziyet ve bir işkenceye dönüşmüş durumda. Tamamen politik mahpusların tahliyesini engellemeye dönük bir tavır ve tutum içerisinde. İnfaz hakimliği itirazları, ağır ceza itirazları hukuken %90'dan fazla sonuç vermiyor. Çünkü cezaevinin vermiş olduğu bir politik karar var, bir hukuki karar yok ki bir hukuki denetimden geçsin. Bu karar bir silsile olarak maalesef ki devam ediyor. Yönetmeliğin iptali davası Anayasa Mahkemesi'nin önünde ama Anayasa Mahkemesi bir karar vermiyor. Onlarca başvuru var. Biz her mecliste, her oturumda bu kurulların iptal edilmesi gerektiğini veyahut objektif kriter getirilmesi gerektiğini söyledik. Ancak maalesef ki kurullar konusunda devlet, bakanlık, ceza tevkif evleri ısrarcı ve bu hukuka aykırı, bu eziyet ve işkenceye dönüşen bu kurullarla ilgili sistematik hak ihlallerini sürdüreceği konusunda şu anki tabloda endişeli bir şekilde, kaygılı bir biçimde hepimizin önünde bekliyor. Ya öncelikle cezaevlerinde başlayan Öcalan'a özgürlük sorununa çözüm talepli 27 Kasım'da başlayan bir açlık grevi vardı süreli dönüşümlü olarak. Bu 4 Nisan'a kadar sürdürüldü. Ve bu talepler içerisinde ki bu süreç içerisinde açlık grevinde olanların tekli odalara alınması, haklarına disiplin soruşturması başlatılması gibi bir sürü hak ihlali yaşadık. Ama tutsaklar seslerini hem mecliste hem uluslararası arenada hem toplum içerisinde duyurarak artık cezaevlerindeki kendilerinin yaşamış olduğu sistematik hak ihlallerinin kaynağını İmralı olarak gören bir yerden özgürlük talebini sürdürdü. Hem de Kürt sorunu çözülmeden cezaevlerindeki bu politik tutumun değişmeyeceğini gözeterek, savaş halinin değişmeyeceğini gözeterek aslında çok temel bir yerden bu talebi öne çıkarıp sürdürdüler. Ancak 4 Nisan itibariyle de bu süreli dönüşümle açlık grevini bir boykot evresine getirdiler ki bu da aile ziyareti, telefonla görüşmelerinin durdurulması, yine avukatla ziyaretlerine engellenmesi, bunu şu şekilde formülize ettiler. İşte Sayın Öcalan'ın İmralı'daki yaşamış olduğu tutuma benzer bir boykot halini gözetmek ve devletin Sayın Öcalan üzerindeki tecrit konusunda, özgürlük konusunda bir adım atması, çözüme yanaşması talebiyle yaptılar. Onlar bu talepleri yaparken dışarıda da anneler hem adalet nöbeti tuttular hem cezaevleri önünde açıklama yaptılar. 4 Nisan'dan sonraki boykota evrilmesinden sonra artık aileler mahpuslardan hiçbir haber alamaz duruma geldiler ve bunun üzerine sizler biliyorsunuz ki haftalık birçok yerde eylemler, açıklamalar, yürüyüşler ve farklı etkinlikler ortaya çıktı. Bizler de hem DEM Parti olarak bu talebi sahiplenen bir yerden birçok eylem etkinlikte yer aldık. Hem de tutsakların bu talebini, onların yaşamış olduğu hak ihlalleri de tabii ki bir paralellik yaşadığını gözeterek bunu dile getirdik. Mahpuslar bu noktada kararlı bir biçimde bu eylemlerini sürdürüyorlar. Şu an hemen hemen her cezaevlerinde belirli, kendilerinin belirlemiş olduğu sayıda kişilerle bu eylemsellik süreçleri devam ediyor. Bu noktada hem toplumda hem siyasi partilerde hem insan hakları hukuk camiasında bunun gözetilmesi, bu sesin duyulması ve bu konuda daha duyarlı adımlar atmasını bekliyorlar. Ya cezaevlerinde yaşanan sorunların bu yürütülen işkence politikasının temel muhataplarından bir tanesi tabii ki Adalet Bakanlığı. Hukuken bundan sorumlu olan makam olması açısından hem de Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin birinci dereceden hukuki muhatap olması açısından. Anneler de hem bu açlık grevi sürecinde hem de boykot sürecinin tamamında Adalet Bakanlığı'na ve yetkililerine seslerini duyurmaya çalıştılar. Burada politik olarak bir talebin yanında hukuken sorumluluklarını hatırlatan bir süreç de işletilmeye çalışıldı. Ve anneler 12 Haziran'da 6. haftadır her çarşamba günü Adalet Bakanlığı önünde bir açıklama yapmak, bakanlıkla görüşmek için bir eylemsellik içerisindeler ve her hafta farklı yerlerden anneler oraya geliyor. İçerisinde barış anneleri, tutuklu ailelerinin anneleri yer alan bir karma, bir grup olarak geliyorlar. Ancak 6. haftaya kadar Adalet Bakanlığı annelerle görüşmeyi reddetti. Annelerin Adalet Bakanlığı önünde açıklama yapmasını engelledi. Kolluk kimi zaman durdurarak, kimi zaman annelerin oturma eylemine sadece kendilerince izin vererek, hatta anneler gününde bile annelerin oradan Adalet Bakanlığı yürümesine izin verilmedi. Biz de bunun üzerine İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nun hasta mahpuslar üzerine, bu da çok önemli aslında, hasta mahpuslarla ilgili bir meseleyi görüşmek üzere Adalet Bakanlığı komisyonunda bir sunum yapacağı için anneler bakanın sesini duyurmak adına meclisteki toplantının yapılacağı komisyon kapısındaydılar.
bu bekleyiş hali sürerken oradaki bakanlığından gelen teklif üzerine annelerle bir görüşme gerçekleştirebildik. Orada tabii ki her hafta 20'den fazla anne geliyor. Ancak biz orada 4 anneyle beraber bu görüşmeyi yapabildik. Tüm anneler orada değildi. Öncelikle onu söyleyelim. Bu görüşmede her ne kadar İnsan Hakları Komisyon Başkanı, Cezaevi Alt Hükümlü Hakları Komisyon Başkanı, yine diğer milletvekiller ve bizler de vardık bu görüşmede. Öncelikle çok uzun uzadıya randevulaşan, içerik olarak uzun süren bir görüşme olmadı. 15-20 dakikalık bir görüşmede aileler hem cezaevlerindeki tecrit halini, çocuklarının işkence altında olduğunu, kurul kararlarıyla özgürlüklerinin alıkonulduğunu, hasta olan mahpusların tedavi edilmediğini, bilhassa yine Abdülkadir Kuday'ın eşinin ailesi hastası olan bir insandan ne istiyorsunuz? İşte 41 kiloya düşmüş şeklindeki haklı isyanı ve bu noktada bakanlığın neden sorumluluğunu yerine getirmediği, neden bu hukuksuzda ısrar ettiği üzerine birçok kimi taleplerini ilettiler. Orada bakanlık bu noktada işte ailelerin talebini not eden o klasik alışık olduğumuz bürokratik bir tarza, sorunları not eden bir yerdeyken çözüme dair ya da çözümün süresine, takvimine dair hiçbir bilgi vermese ki vermedi. Annelerle bu görüşmenin çok kısa süreli olduğunu ve uzun uzadıya görüşmek gerektiğini hem bizler hem kendileri ifade ettiği için bayramdan sonrasında bir randevu gününün üzerinde bir uzlaşma gerçekleşti. Ancak bu görüşmenin kendisi bile bir yönüyle önemli, bu görüşmenin gerçekleşmesi, ama bakanlığın ve orada meclis ayağıyla sorumlu olan her iki komisyon başkanlarının bu noktada somut bir şey söylemekten imtina ettiğini, bir çözüme dair söz söylemekten kaçındıklarını, bu duruma dair söz söylememe hallerinin tarafımızca gözlemlendiğini söylemek gerekir tabii ki. Ancak bu bizim açımızdan da hem hasta mahpuslar hem kurul kararıyla özgürlüğü alıkonulanlar, Sayın Öcalan'ın özgürlüğü ve tecrit hali, cezaevlerindeki meseleler bizim için birinci bir gündem. Partimiz açısından ve bu görüşme tek başına tekli bir görüşme değil. Bunun devamındaki görüşmelerde, komisyon çalışmalarımızda ve bu sürecin bilhassa takipçisiyiz. Bu öyle bir mesele ki sadece bir görüşmeyle çözülebilecek bir şey de değildi. Ancak bu bir adımdı. Bizler oradaki bir hassasiyet ya da not eden bir sürecin çoktan aşılması gerektiğini biz düşünüyoruz. Bu mesele bir anda ortaya çıkmış tekil, özgün, spesifik kişilerle ilgili bir mesele değil. Bir devlet politikası olarak ortaya çıkan bir mesele. Bu noktada bir politik değişimi ve bu konuda çözümleyici bir akla ihtiyacımız var. O nedenle bu görüşme önemli. Ancak bu görüşmenin devamında devletin bu konuda artık bilmiyorum, duymadım, etmiyorum üzerinden bir bakış açısını değil, gerçekten hasta mahpuslar başta olmak üzere, İmralı tecidi başta olmak üzere cezaevlerindeki bu işkence politikalarından vazgeçmesi gerekir.